Çok değerli mesai arkadaşlarım, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dünyada yayılan İslamofobi, İslam dünyasının içinden geçtiği süreçler, FETÖ, DAEŞ ve benzeri dini istismar eden yapıların ülkemizde ve coğrafyamızda açtığı derin yaralar, İslam dünyasında yöntem ve muhteva itibariyle din eğitimi ve din hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmakta ve dinin doğru anlaşılması için sağlıklı bir kaynak ve yöntem arayışına duyulan ihtiyacı iyiden iyiye hissettirmektedir. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sevadı azamdan, İslam'ın ana yolu ehli sünnetten sapmadan izlemiş olduğu kuşatıcı din anlayışı daha bir önem kazanmış bulunmaktadır. Büyük bir azim, aşk ve heyecanla milletimize din hizmeti sunan fedakar personelimiz, bu eğitimlerle donanımlarını güçlendirerek görevlerini daha bir donanımla yerine getirme çabalarını sürdüreceklerdir. Hepinizi selam. Ve muhabbet, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Ülkemiz insanı bu toprakların İslam'la buluştuğu günden bu yana sahih, kuşatıcı ve maruf dini bilgi üzerine manevi hayatını inşa ede gelmiştir. Bu özgün karakteri bozan her türlü ayrımcı, ayrılıkçı ve ötekileştirici yaklaşım, itici, kırıcı, katı ve kaba dil, puslu, bulanık, gizli ve gizemli üslup, menfaatçı, çıkarcı, sahte ve yapmacık tavır, kin, öfke ve nefret üreten davranış biçimini yansıtan her türlü dini görünümlü yapılar, halkımızın dini hayatında ve toplumumuzun vicdanında Makes bulamamıştır elhamdülillah. <laughs> Milletimiz yüzyıllar boyunca dinimizin farklı yorum sahiplerine saygı duymuş, diğer din mensuplarıyla da anlayış ve güvene dayalı bir ortam oluşturarak zenginliğimizi ortaya koyan bütün etnik unsurlarıyla Anadolu'muzda birlikte ve kardeşçe yaşayabilme tecrübesini her zaman tahkim etmiştir. Başkanlığımız birlik ve beraberliğimizi pekiştirici bir yaklaşım, yapıcı, kolaylaştırıcı, leyin ve hikmetli bir dil, açık, net, sahih ve sarih bir üslup, sevgi, şefkat, paylaşım ve anlayış esaslı bir hizmet tarzıyla Halkımızın dini ve manevi hayatına rehberlik etme, inanç, düşünce ve beyin işgalcilerine karşı selim aklı ayakta tutarak bütün vatandaşlarımızın din güvenliğini sağlama çabasında olmaya devam edecektir. Diyanet İşleri Başkanlığımız basireti bağlanmış, gözü kararmış, kalbi taşlaşmış, hırs ve çıkar düşkünü İşgalci ve sömürgeci küresel güçlerin misafiri olduğumuz dünyamızı sulh ve selamet yurdu olmaktan çıkarıp göç ve ızdırap yurduna çevirerek kaosa sürüklediği başta Arakan olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun devletimizle birlikte bütün mazlum halklara şefkat, merhamet ve nusret elini uzatmaya devam edecektir. FETÖ PDY yani Fetullahçı Terör Örgütü paralel devlet yapılanmasının genç beyinleri sömürerek insanımızın hayır duygularını istismar ederek gizemli ve bulanık bir din anlayışıyla itikadi ve ameli düzlemde oluşturduğu hasarı onarmak için 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan bütün şühedanın emanetine sahip çıkıp şehit ve gazilerimize milletçe sadakatimizi göstermek için umut olan, dua alan ülkemizin örnek teşkilatı başkanlığımızın dağınık zihinleri toplamaya, parçalanmış gönülleri birleştirmeye, fitne ateşinde yitirilen ümmetin tevhid ve vahdet pınarında dirilişine vesile olmak için Allah ve Rasulünün ezeli ve ebedi çağrısını sekülerizm yani dünyevileşme ve hiçbir değer tanımama kıskacında debelenen insanlara ulaştırmak için her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor. Erkek kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli bütün insanımızın onurunu aile ve ahlaki değerlerimizi tehdit eden çağın yakıcı, yıkıcı ve tefrikacı bütün tertiplerine karşı toplumsal duyarlılığı yükseltmemiz, camilerimizin fonksiyonelliğini, yayınlarımızın niteliğini ve yerindeliğini bütün bunlarla birlikte üzerimize düşen ve bizden beklenen hizmet çeşitliliğinizi çeşitliliğimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Başta Din İşleri Yüksek Kurulumuz olmak üzere başkanlığımızın bütün birimlerinin bu çerçevede görev tanımları yeniden gözden geçirilerek İslam'ın hayat veren mesajının daha etkin ve etkili bir biçimde hizmete yansıması için bütün imkanlarımızı seferber ederek irademizi ortaya koymamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, inşallah sorunlarımızı ortak akılla kurum içi iletişimi daha güçlü hale getirerek, tecrübeyi önemseyerek, tüm paydaş kurumlarla işbirliği yaparak hep birlikte çözme gayretinde olacağız. Rabbi yessir ve la tu'assir rabbi temmim bil hayr rabbim kolaylaştır zorlaştırma rabbim bu ağır yükü bu büyük emaneti hayırla tamamlamamı nasip eyle